Bizim Hüseyin de aynen Haluk Bey'e benziyor. Hani mübarek sanki çöp öğütme makinesi. Önüne ne koyarsan koy, iki dakikada silip hop süpürüyor. Ben babamla konuşurum anne. Yaptığı şeyin ne kadar sağlıksız bir şey olduğunu anlatırım. O kimseye dinlemez ki Duygu. Yani böyle yemeğini yer, arkasından da sodasını iste. Aslında bir şeyler yedikten sonra bir 20 dakika bekletebilsek her şey çözülecek. Çünkü mideden beyne doydum sinyali 20 dakikada gidiyormuş. Ha. Tabii bizim Hüseyin'de beyin olmadığı için o sinyal hiç gidemiyor. Adam doyuyor ama doyduğunu anlamıyor. Ya Meltem Hanım, aslında benim bir fikrim var Haluk Bey için. Neymiş? Böyle çorbayı öyle bir kaynatalım ki önüne böyle koyalım. Ondan sonra yavaş yavaş içsin böyle. O kadar kaynatalım ki ağzını bile süremesin. Aa, iyi fikir ha. Vallahi tebrik ederim. Yaz iyicene kaynamış olsun Emine, tamam mı? Siz hiç merak etmeyin Meltem Hanım. Ben öyle bir kaynatırım ki onu böyle kale surlarından aşağıya dökülen kızgın yağlar gibi olur. Böyle bir saatte soğutamaz. Ben geldim. Hoş geldin. Yemek hazır mı? Açlıktan ölüyorum vallahi. Hazır hayatım, hazır. Sen elini yüzünü yıka gel. Emine hadi mutfağa. Tamam. Ya nerede kaldı bu yemek? Kurt gibi acıktım diyorum ya. Ay tamam Haluk, geliyor, hazırlıyor Emine içeride. Bak istersen sen birazcık su iç, hem böyle fazla yemek yemeni de engeller. Meltem, kurt gibi acıktım diyorum. Kurt gibi susadım demiyorum. Babacığım, dikkat ettim de gerçekten çok hızlı yemek yiyorsun. Kızım benim her işim böyle. Uyuşukluğu sevmem ben. Ama çok yanlış. Uzmanlar yavaş yemek yiyin diyor. O uzmanlar kendileri yavaş yesin. Benim işime karışmasınlar. Hayatım karışmak zorundalar. Onların işi bu. Senin gibi inatçıların kafasına soka soka anlatma. Ağzımıza koyduğumuz her lokmayı uzun uzun çiğnememiz gerekiyormuş. Sakız mı bu iki saat çiğneyeceğim? Ana. Deve miyim ben, geviş getireyim? Haluk bütün bunlar senin sağlığın için. Ya benim sağlığımı düşünüyorsanız şu yemeğimi getirin ya. Öldüm açlıktan diyorum ya. Emine! Haluk geliyor, ne acelem var? Zaten geldiğinde üç lokma da yiyeceksin, bitecek. Ha, sen benim yediğim lokmaları mı sayıyorsun Meltem Hanım? Vallahi saymayı isterdim ama sayamıyorum. Çünkü göz açıp kapayıncaya kadar bitiriyorsun Haluk. Sen de gözünü açıp kapama. Dikkatle izle böyle. Böyle bak. Emine! Allah Allah! Geldim Haluk Bey. Mis gibi çorbanız hazır. Hadi koy, 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 koy. Çorbayı da çiğnemem gerekiyor mu Meltem Hanım? Ana kız komiksiniz ha. Sen geç dalganı, geç. İki sene sonra bu hızlı yemek yeme huyun yüzünden miden iflas eder, görürsün. Hiçbir şey olmaz benim mideme. Taş vurun midesi bu kızım. Kaya gibi kaya. Ağaç kemirsem öğütürüm. Sen yine de midene o kadar güvenme baba. Yani hastaneler bana bir şey olmaz diyenlerle dolu hep. İyi. Buyurun Haluk Bey. Start verilmiştir. Bakalım kaynar çorbayı da hızlı içebilecek misin Haluk Bey? O kadar sıcak ki birazdan Tarzan gibi bağırır. Nasıl ben yandım Meltem Hanım? Bu kadar kaynar çorba olur mu diye şimdi bana söylemediğini bırakmayacak. Haluk su, 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 su canım. Oh. Ay ne yapsak? Su iç. Buz getirdim Meltem Hanım. Buz iyi gelir. Haluk Bey, buz koyun, buz. Yandı adam, yandı. Babacığım, doktora götürelim mi? Al canım, al. İyi misin? Haklısın canım, anlıyorum. Haklısın. Sıcaktı, çok haklısın. Ay Meltem Hanım, anlıyorsunuz da hangi dilde konuştuğunu... Nasıl anlıyorsunuz? Allah aşkına adamda konuşacak dil mi kaldı Emine? Baksana yandı adam, ay ay ay. Nasıl zor be ya? Ağzım yandı böyle.
Yani konuşamıyorum ya. Bu dille artık siz böyle koroda yanık yanık şarkılar söylesiniz Haluk Bey. Ne birazdan yapıyorsun ya? Böyle ağzım tutmuyor değil mi lan size? Şimdi ne dedi? Ay birazdan mı yapıyorsun? Ağzım yandı senin yüzünden dedi. Bunu ağrı geçen dedi. Ölür seni, ağzını yedin, kırılmasını... Bunu ölürüz seni. Bunu tercüme etmenize gerek yok Meltem Hanım. Anladım. Seni gebeteceğim Emine diyor. Var ya. Tamam, tamam. Vur, vur. Gel bak suya koyayım. O da gidecek. Allah su içmiş. Canım geçti mi biraz acısı? Geçti, geçti. Öf. Yani çorba diye mamat tabakası koysaymışsınız bari. Hayatım yani Emine biraz fazla ısıtmış, kusuruna bakma. Hem sen de öyle hemen saldırmasan, azıcık yavaş yesen böyle olmazdı. O kadar kaynatmaya ne gerek var canım? Yani harcadığınız doğalgaza yazık. O doğalgazla termik santral işletilir. Ha, yani kış günü ya, için ısınsın diye, üşümüşsündür diye. Sadece içim değil, küreyi de ısıtır. Küresel ısınma sizin yüzünüzden oluyor. Aa bak kapı çalıyor. Hoş geldiniz. Geç kaldık değil mi? Bitirdin şu kızıyla bu yemeğini. Yok daha yemedi ama iyi ki geldiniz çünkü tek başıma başaramaz. Merak etme biz şimdi yavaş yedireceğiz ona. Hadi geç. Nerede Haluk? Hayırdır Haluk, niye konuşmuyorsun, dilini falan mı yuttun? Hayır yaktım. Anlamadım. Neyse hadi geç otur, yemek yiyeceğiz. Geç geç geç. Duygu sofraya. Gelirken bir kişilik servis getirir misiniz? Ay. Hoş geldiniz. Merhaba Emine. Haluk'cum bak ağzın dilin yandı. Ne olur yavaş ye de canın acımasın. Tamam iyiyim. Dil hakikaten kendine en çabuk onaran organmış. Şimdi gayet iyiyim. Yani o kadar acıktım ki Emine seni bile yiyebilirim. Söz Haluk Bey, bir daha yemekleri o kadar ısıtmayacağım. Sen ısıtmamışsın ki. Çorbayı yanardağın üzerinde unutmuşsun. Servis yapayım size. İster misin bunu? Haluk yavaş, yavaş. Dur be, ne oluyor lan bunlar? Bir yanında yapıp bağırma, şimdi söyleyeyim. Tamam Haluk, tamam. Mayadadan kalkan kazlar, mayadadan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Yarimin yüreği sızlar, yarimin yüreği sızlar, eğlenemem aldanamam. Ben bu yerlerde duramam. Vardar ovası, vardar ovası. Kazanamadın sıla parası. Vardar ovası, vardar ovası. Kazanamadın sıla parası. Ben annemin bir kızıyım, ben annemin bir kızıyım. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardar ovası, vardar ovası, kazanamadım sıla parası. Vardar ovası, vardar ovası. Kazanamadım sıla parası. Kazanamadım sıla parası. Yani bana bak işe yarıyor. Yarıyor yarıyor. Bir şarkı iki çatal yemek. Haluk Bey yavaş yiyecek diye yurttan sesler korosuna döndük vallahi. Mayadan yıldız
yıldızıyım, Maya Dağı'nın yıldızıyım. Ben annemin bir kızıyım, ben annemin bir kızıyım. Efendim, sağ gözüyüm, efendimin sağ gözüyüm. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardar Ovası, Vardar Ovası.